Hepinize merhabalar. Bol üzünlü bir bölümü daha geride bıraktığımıza göre bölümde neler oldu ve gelecek bölüme neler olabilir onu düşünelim. Öncelikle bir konuya noktayı koyalım. Bir iki gündür sosyal medyada dolaşan Cihangir Ceyhan Akın Koçovalı olarak geliyor muhabbetlerine bakarsak fark ederseniz son dakika olarak paylaşmamıştım. Net bilgi elime ulaşır ulaşmaz sizinle paylaştım. Yeni düşman Azer Kurtuluş geliyor. Azer Kurtuluş rolünü Cihangir Ceyhan oynayacak. Bildiğiniz üzere savaşı Varto'nun mekanında öldürdüler ki Azer ile Koçovalıların düşmanlığı başlasın. Ama Uluç'un o kadar korktuğu timsah Azer'i duyunca bildiğiniz solucan oldu. Abarttığınız timsah bu muydu? Yoksa biz mi fazla abarttık? Şimdi Azer'in İstanbul'un en büyük tedarikçilerden birisi olması ve korkulan birisi olması demek psikopat birisi olacak gibi görünüyor. Yücel'in ölüp ölmediği sorusuna cevabı ise videonun ilerleyen zamanlarında değineceğim. Akçın kanatlanıp melek oldu gitti. Baya hüzünlü bir sahneydi. Orada Celesu'nun intihara kalkışacağını hiç tahmin etmezdim. Ama bu olay gerçekleşirken aklıma birden Medet Vartulu ve Nedret geldi. Nereden çıktı derseniz Celesu'nun intihar girişimini Mekke engellemeye çalışırken silah sağa sola döndü ve en son havaya doğru ateş aldı. En son böyle bir olayda Sultan vurulmuştu. Bir an İdris veya Cumali vurulacak sandım ama olmadı. Akşın'ın ölmesi en çok Damla ve Cumali'ye yaradı diyebiliriz. Damla ve Cumali yakınlaşmasını gördük. Ve Rambo Cumali ise aramıza geri döndü. Nejat ve sülalesini öldürdü. Sonuçta Rambo Cumali yapacak tabi. Damla diziye girdiği anda hain ama ileride Koçovalıların biri olacak demiştim. Hatta o zamanki videoya bakabilirsiniz. Damla babasının hain olduğunu, kendisini de kandırdığını anladığında babasının ölümünü kendi elleriyle gerçekleştirebilir. Karakuzların ise kuruluş dönemini izlemeye başladık. Biz adam değil kardeş lazım. Adamın olursa kaypak olur. Her an arkanda bulamazsın. Ama kardeş öyle mi? Ve İdris'i vurmaya geldiğinde koluna çizdiği çukur işaretinin ortadaki noktaları silerek çatı ve çukuru birleştirdi. Al sana karakuzu dedi. Yani kardeşlik kurdu diyeceğim ama gördüğünüz üzere yücel kardeşlik değil, hiyerarşi yapısı kurmaya özen gösteriyor. Biz de eşit değiliz. Abi diyeceksiniz. Ani ve Alperen'in aynı seviyede olmadıklarını, kendisinin çete olmadığını ve kendisine abi denmesini istediği daha da önemlisi... Bundan sonra da ben geldiğimde ayağa kalkacaksınız. Geldiğinde ayağa kalkmalarını söyledi. Ani ve Alperen buna alışık değil. İşler bu konuda ters gidebilir. Çünkü Çeto, Yücel'e göre karakuzları daha fazla kardeş olarak görüyordu. Yamaç ise hastanede yatarken ekmeğini peşte Remzi, yamacı odasından kaçırdı. Burada amaç Yücel'in yüzüğünü almasını sağlamaktı. Ama yamaç kendisinde olmasa da çok güzel bir şey yaptı. Bu arada yamacın delirmez aşamalarını tekrar gösterdiler. Yavaş yavaş alttan alttan veriyorlar. Yamaç mezarlıkta Aliço'nun garip davrandığını fark etti ve takip etti. Aliço benim yüzümden dediği için takip etmeyi sürdürdü. Ve en son Yücel Aliço'yu vuracakken Yamaç vurdu ama Yücel önceden hazırlıklı olarak çelik yelek giydi, bu yüzden ölmedi. Yücel Avni ve Alperen'e de zorunlu kıldığı takım elbise olayını kendisi çok iyi kullanıyor. Yani takım elbiseyle geziyor ama çat teyze üzerinde palto vardı, dikkatinizi çekerim. Yani flashback sahnesiyle yelek giydiğini gösterebilirler. Tabi bunlar senariste bağlı olduğu için ne yazdıysa odur. Ama burada tahminime göre iki olay olabilir. Birincisi Aliço'yu vurabilir ve Yamaç bir an panikleyip Aliço'yu kurtarmaya çalışabilir. İkincisi en olabilecek durum orada Aliço'nun arkasına kalkıp hemen Aliço'yu rehin almak olacaktır. Aliço'yu rehin alıp yüzüğü isteyebilir. Zaten farkındaysanız babasından emanet olan yüzüğü almak için uğraşıyor. Zaten hastanede Yamaç'a da söyledi. Ve sürekli parmağını yokluyor. En mantıklı olabilecek yorum budur. Aliço rehin alınır, yüzüğü ve Aliço'yu al, yani yüzüğü ver, Aliço'yu al diyebilir. Şimdi bazılarınız diyebilir ki ölü taklidi yapar. Çünkü Yamaç da cesedin üstüne koyacağım demişti. Yamaç koyup bırakır diyebilir ama kontrol etmeden bırakacağını sanmıyorum. Bu arada flashback'te gördüğümüzde Yücel Çeto'ya bana bıçak kullanmayı öğret diyor. Eğer Çeto Yücel'e bıçak kullanmayı öğrettiyse Yücel çok iyi bıçak kullanması gerekir.
Çünkü Çeto'yu biliyorsunuz. Neşteri çok iyi kullanıyordu. Bulgar mafyalarını bile yemişti. Videonun sonuna gelirken Yücel yaşarsa sıradaki ölen kişi Sultan veya Saadet olacaktır diye düşünüyorum. Saadet zaten son bölümde çok tedirgindi. Gitme dedi Vartolu'ya ama Vartolu gitti. Belki sıra Saadet'te olabilir. Ama düşününce Ayşe'nin bir aktifliği yok. Ayşe boş bir karakter. Hiçbir işe yaradığı yok şu anda. Senaryosu da yok. Belki de senaryo yüzünden Ayşe'yi harcayacak olabilirler. Şimdilik benden bu kadar. Lütfen tahminlerinizi ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Vartolu Saadet'in abinizi hiç mi özlemediniz? Kim var orada? Kim sen git. Yalnız mı kalıyorsun burada? Oraya da gelirler ama unutma. Kimler?